Yasemin Gelin'in salonu metrekare olarak oldukça küçük ancak boğucu değil. Chester model gri kanepe aynı modelin lacivertiyle kombinlenerek şık bir uyum yakalanmış. Beyaz kulpsuz televizyon ünitesi çok sade. Gri üzeri siyah çizgili halı tarz olarak salona uygun. Üzerindeki siyah metal ayaklı ve cam tablolu orta sehpayla da iyi ikili. Tüllerin parlak kumaşı salona göre biraz abartılı ancak fon perdelerin düz gri olması yerinde bir karar. Kornişlerin açıkta olması maalesef kötü bir görüntü. Metal gövdeli, top başlıklı cam aydınlatma salonun tarzına hitap ediyor. Son olarak tavandaki lambri kaplamaların salonu olduğundan daha küçük gösterdiğini belirtip sözü sunucumuza bırakalım. Evet Ekin'cim senden başlayalım. İstiyorum. Perdelerini çok basit buldum. Gerçekten hiçbir hareket yok perdelerinde. Renk olarak da hiç odaya uyumlu bulamadım. Perdeyi mi, fonu mu? Fonu. Fon perdeyi. Fonu, tül. Evet. Ve fon. Görünen korniş hiç hoşuma gitmedi. Onu kapatabilirdin. Ya onu ben nasıl kapandığımı gerçekten hiç bilmiyorum. Ben sana göstereceğim boru şeklinde var. De yapabilirdin açıkçası. Halkalı olanları. Evet. Onları ben çok sevmiyorum ama bunu ama evin onu kaldırır sanki. Büyük bir karton piyer gibi bir şey mi yapılıyor böyle evet. Durumlarda? Aslanım kapılacak böyle köpükler var. Kapatılabiliyor orası. Hmm. Bir de aynı zamanda fonların yere değiyor. Benim evimde kimin eleştirdiğini hatırlamıyorum ama. Ben eleştirmedim. Koltukların rengini sevdim güzel ama ben halını hiç sevemedim. Ben perdenin fiyatını öğrenebilir miyim ilk önce? Tabii ki fonlarım 1000 TL. Perdem ve storum var altında. İkisi de 1500 TL. Perdem beni de rahatsız etti. Yani çok evet, parlak çok duruyor. Sanki salonu tülüm pardon. Sanki... Loşlu bir tül. Evet biraz evet. Parlak bir kumaş. Loşlu. Koltukların fiyatı nedir peki? Koltuklarım takım halinde 7500 TL. Evet, lacivert ve gri benim evet, rengim güzel. De. Bu açılmıyor değil mi? Beğenemedim. Yok açılmıyor. Ben o şekilde tercih etmedim. Böyle bir tercih ettim. Evet. Evet. Çok güzel. Gelelim 3 gündür benim en ay, çok evet, yaptığım yorum. Evet bunu söyleyecektim şimdi aldım Leyra. Sana bari. Devrediyorum o zaman. Bana yok herhalde. Var arkası sen da var. Evet ne diyeceksin? Yani bu koltuk takımlarına bunlar geçmiyor. Bunları bari kaldırsaydın yani eminim bu bir şey kaldırmışsındır. Bu koltuk takımlarına genelde bunlar var. Evet ben de çok tercih bu etmiyorum bu takımı mı? Şekilde. İçinde mi geldi koltuğunun? Evet evet. Bu çok ama, uyumsuz bu olamaz evet, ya. Bu. Yasemin yastıkları takımın içinde olduğunu söyledi. Bence kendini kurtarmak için söyledi. Hiçbir mobilyacı böyle bir koltuğa böyle bir yastık vermez. Ben sade, farklı bir renkte, tek renk tercih ettim. Evet. Ona da buna da siyah aslında sipariş vermiştim. Buna ama siyah sipariş... da gitmez ki ama. Siyah senin yani odanla uyumlu bir renk siyah. Değil. Olmaz bence ki. Bence odanla uyumlu lacivert bir renk. Siyah olmaz. Lacivert siyah uyumlu ben severim. Yani siyah biraz tek şu an masanda görebiliyorum senin bunun detaylarında. Orada masan nerede? Alın siyah değil. Masam evet burası küçük olduğu için gördüğünüz üzere hı-hı. Mutfağıma koydum. Hı-hı. Mutfağımda onu derdim. Burası oturma açık odası. Açık mutfak mı? Evet evet. Aslında. Anladım. Peki bu sizin kendi eviniz mi burası? Evet kendi kira evimiz. Mı? Evet. Ha güzel güzel. Evet dedik ya dün de bunu konuşmuştuk. Ne yazık ki salonlar çok küçük metrekareleri. Evet, evet. O sebeple yemek odası yapılıyor ve hı-hı. Orada masaları değerlendiriyorsunuz. Sanıyorum öyle bir şey mutfakta mı göreceğiz? Mutfakta ben mutfakta kullanım aslanım. Tamam. Ben zigonunu yani hı-hı. Sehpanı orta beğenemedim. Sehpanı. Orta sehpanı. Hı-hı. Bilmiyorum hoşuma gitmedi. Bence salona uygun bir sehpa değil. Yani şu kanepelerin sehpası bu galiba ben evet, de burada kaldım. Ben biraz daha böyle ofis tarzı biraz evet, değil evet, mi? Evet evet ofis tarzı. Ben biraz daha salonumu bu sehpa ve halının biraz uygun olduğunu en azından krom olabilir de. Daha yok olabilir. Gümüş gümüş daha ayaklar evet, gümüş çünkü. Yani daha uyum evet. Sağlanabilirdi çok uyumsuz olmuş. Evet ayaklarla ve o tarz tenle. Çok sevmiyorum ben böyle yine aynalı oluyor o zaman. Evet. Aynaya doğru gidiyor. Onu çok sevmediğim için biraz daha spor çok olsun. Çok düz sade ve sakin bir orta sehpa ya bu bayağı düz ve sade sakin hani gerçekten bence bayağı. Bence her yerde kullanılabilir yani her tarz eşyaya uyar diye düşünüyorum. Orta sehpasını salonuna ben de pek yakıştıramadım. Açıkçası o sehpa bu salonun sehpası değildi. Başka bir şey kullansaydı daha şık daha ağır bir şey kullansaydı. Ya da cam kullanmasaydı daha güzel olabilirdi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu çizgili ya. Fakat kumaşın kalitesi biraz kadife ile örtüşebilecek bir kalitede. Dokun. Ama... Yani bazı evlerde ne yapıyorlar? Böyle güzel ipek kadifenin üstüne resmen salıncakta kullanılan kumaştan yapılmış kırlent koyuyorlar. Hı-hı. O asla olmuyor. Ama kumaş kalitesi de önemli. Ya muhakkak ama yine de renk uyumu yok şu anda burada. Hani siyah, beyaz, desen lacivert, olarak diyorsun. Gri. Evet, desen olarak. Evet. Hani belki evet. Başka evet. Çizgi olsaydı olabilirdi. Ama lacivert ve siyahı çok fazla kullanılmıyor. Ben ilk defa yani. Duydum, bilmiyorum. Bunu hiç uygun bulmadım. Bunu böyle satıyor evet, evet, bu şekilde böyle aldım. Satıyorlar. Çok enteresan. Bin desende vardı. Evet. Ama benimki böyle değildi. Sende de seninki payetli bir şeyli vardı.
değil mi? Kırlentlerin peluş payeti. Benim gri var. Onda payet vardı. Benimkiler mesela tek düzeydi. Gri ve lacivert. Yani ben de onu yapmak istedim aslında. Sadece siyahlı katmak istedim, evet. Ama yine de ben de yani bunları tercih öyle katmamalıydım ben. Üniteni de ben Boğa'da uygun bulamadım. Yani şimdi bak, evet, burası çok daha... çok düz geldi bana. Evet da. Yani o çok spor, burası klasik, hı-hı, burası çok düz. Bana burası da biraz... Halıya da dayanmak istiyorum. Ben senin halıyı, mutfakalıma evet, benziyor. Evet, mutfakalıma benziyor ama ben buraya hiç yakıştıramadım. Boğa'dan halısı değil. Nasıl daha olmalı? Boğa'dan halısı nasıl olmalı? Yasemin'cim konuşsana. Benim halım. Ben de merak ediyorum. Benim halımı sersek. Evet, senin halın buraya olabilir. Gri olabilirdi. Ya, bu da gri. Bu gri. Tam gri değil aslanım. Gri kırçıllı. Hayır. Sade gri mi? Sade. Sade bir gri olabilirdi. Benimki kremdi ama seninki gri olabilirdi. En azından düz. Evet, düz. Uyum sağlayabilirdi. Acaba hani bunlar düz diye mi bir tık hareket istemiş renk olabilir? Renk tonları çok farklı uymuyor. Ama bu farklı, o farklı, o farklı. Yani çok fazla renk var aslında. Aynı tonlarda fakat ton farklılıkları. Evet. Dün Ekin'in de yatak odasında dediği gibi o tonları tutturmak biraz gerçekten zor. Bu kadar imkansız olduğunu hala düşünmüyorum. O yüzden daha düz olabilirdi. Daha düz olabilirdi. Evet. Tutturulabiliyor. Ben mesela perde yaptıracağım da koltuğumun kılıfını çıkarttım, perdeciye götürdüm, ona göre yaptırdım. Evet. Örneğin hani evet, gerçekten ya, bunu yaptım. Ama ben bu renk bulamadım yani. Aradım gerçekten ama yoktu. Ben de bu tarz bir şey istedim. Bu renkte. En yakın bizden... renk buydu sanırım. Hı hı, aynen. Bu arada tavan lambiri. Evet. Öyle değil mi? Yani aldığınızda mı böyleydi? Öyleydi evet aslında. Rutubet mi var acaba böyle bir şey? Biz en üst kattayız, çatı katındayız çünkü. Ha, olabilir belki. Hiç genelde rutubeti önlediğini biliyorum ben. Çünkü bizim çatı yazlık evimiz vardı denizin kenarında. Bütün evin içini böyle yaptırmıştı babamlar. Evin tüm havasını değiştiriyorum Aslı Hanım. Tavan çok sıcak geldi ama ben çok uyumlu bulamadım buraya. Ev senin diyebiliyorum. İmkanlı olan bir şey, bunu değiştirebilirdin. Bu tarz tavanlar değiştirilebiliyor mu onu da bilmiyorum. Yani duvar tarzı olabiliyor mu bence bilmiyorum. Değiştirilebilirdi. Ben araştırdım. Değiştirilebiliyor ama ciddi manada bir masraf. Maliyet. Yani çok aşırı gerçekten. Onu o zaman yine yaptırmazdım. Dün benim fayansları değiştirmem de masraftı. Ama onu kırdırırsam her yere kırdırmam gerekecekti. Doğru. Buna yorum yaptınız. Ben evimin fayanslarını değiştirdim açıkçası. İstediğin yeri kırdırıp eşitlik yeri yaptırabiliyorsun. Hani bir uyum var ve tüm her yeri değiştirmem gerekiyordu. Yo, o zaman. Ben mesela arama mutfağımı değiştirdim, balkonumu da değiştirdim, lavaboları değiştirmedim ama ikisi de farklı. Dediğim gibi olabiliyor. Peki bunu böyle bir zımparalansa yere uygun bir renkle boyanabilir mi acaba? Boyanabilir aslında. Boyanır. Bilmiyorum ama renge boyanabilir de. Boyayı ben biz de düşündük ama boyandığı zaman da daha kötü de olabilir. Ben beğenmezdim. Var. Biz de o yüzden bu tahtadan daha iyi dururdu. Hani bu renkten daha iyi duracağını biliyorum. Hani belki zımpara yapıp, verniği çıkar. Evet. Onun üstüne doğal bir boya kullanılabilir miydi? Ya da aynen beyaz. Parket tonlarında. Şimdi baştan aşağıya farklı renkler görüyorum baktığım zaman. Evet. Bir tek tavan evet, bayağı bir rahatsız etti, evet, değil mi? Ben de tavan ve gri. Benim perdeler çok rahatsız etti. Mesela bak sana naçizane bir fikir vereyim. Tavan bu renk, duvar böyle işte yine o tonlarda, krem sıcak tonlarda gitseydi. O kese kağıdı rengi gibi. Lütfen evet, tamamlayın. Evet. Ya da bak şu tonlarda olsaydı. Daha iyi durabilirdi. Odana da bu renkler. Evet, mesela kanepenin bir tanesini de yine öyle bir sıcak renk yapsaydın. Evet. Bence olsa, tavan evet, bu kadar bizi rahatsız etmezdi. Evet Aslı Hanım, çok haklısınız. Aslında bu renkler de öyle. Son evet, senede çok moda olduğu evet, için. Özellikle. Gri lacivert. Bayılıyorum. Evet. Benim de koltuklarım gri lacivert. Peki bir mutfağa gidelim bakalım. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. İki puandan sonra senden çok iddialı bir salon beklerdim. Gitmek istiyorum. Gidelim hep beraber. Daha fazla tercih konuşmayalım burayı. Tercih ve zevk meselesi, gidelim. Ha, evet. Dedin ki sen dün bana iki verdin. Daha iddialı bir salon daha bekliyordum. Daha iddialı bir salon beklerdim bu ikiye diyor. Göre bir dekoratif salon değil. Sen bana iki verdiysen. Aslan bunlar bence kesinlikle zevk meselesi. Yani ona göre kendi salonu daha güzel. Bana göre kendi salonu daha güzel yani. Peki bir de mutfağı görelim. Görelim mutfağımı. Gelinler mutfağa gidiyorlar. Hı. Mutfağı yorumlamaya geçiyorlar. Bakalım nasılmış mutfak? Salonun renkleri benim tarzım ama tarzı benim tarzım değil, olmadı. Bugünkü puanlamayı çok merak ediyorum. Çünkü baştan beri söyledim. Evet, 5 gün 5 gelin. Lakin 5. günümüz sürpriz bir gün olduğu için bugün aslında çok önemli bir gün. Yarın ben açıklayacağım kime kaç puan verdiğimi. Gerçekten bugün birbirlerine verecekleri bir puan bile çok önemli olacak.